Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetlerine bakacağız. Maalesef bitmiyor, bitirilemiyor. 24 saatte 3 kadın daha öldürüldü. Danıştay kararını tanımıyoruz. İstanbul Sözleşmesi biziz. Bu karar siz ne derseniz deyin. Ülkede ne yaşanıyorsa yaşansın. Biz Danıştay'ı tek adama bağladık kararıdır. Kabul etmiyoruz. Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nde Cumhurbaşkanı kararıyla çıkılabileceğini söylemesinin ardından kadınlar bir kez daha eylemdeydi. İstanbul Sözleşmesi'ne uygula kampanya grubu Kadıköy iskelesinde kadınlar için adalet ararken son 24 saat içinde haber ajanslarına 3 kadın cinayeti haberi daha ulaştı. Afyon, Eskişehir ve Muğla'da yaşayan 3 kadın erkekler tarafından katledildi. Şu kalabalığı elinde telefonun orada... Boşanmayı deyin, cinayeti engelle. Katiller hanemizde, katiller sokakta, katiller devlet tarafından korunuyor. Yasalar suçluyu değil, kadını korusun diye ses yükseltiyor kadınlar. Kadınların taleplerinde ne kadar haklı olduğu, Türkiye'de son bir günde yaşanan 3 kadın cinayetiyle gözler önüne serildi. Afyonkarahisar'da Elif Çakır, boşanmak istediği eşi tarafından katledildi. Muğla'da ise Derya Tekin'i eski erkek arkadaşı öldürdü. Eskişehir'de de Güllü Sülük, eşinin silahından çıkan 4 kurşunla can verdi. Danıştay kararını tanımıyoruz. Danıştay'ın verdiği karara şaşırmadık. Türkiye'de erkek adalet uzun süredir kadınlar lehine işlemiyor. İstanbul Sözleşmesi'ni de yeniden kazanacağız. Uygulatacağız, çok iyi biliyoruz. İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu da 2021 yılı için rapor hazırladı. İHAD'ye göre geçtiğimiz yıl en az 323 kadın erkekler tarafından öldürülürken 118 kadın da şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Danıştay kararı sokakta, evde